test için olan Arduino'muz geldi. Paket açılışı. Arduino'yu açtım. Kamera çalışmayınca ben heyecan yaptım. Arduino Pro Micro. Şansımı seveyim. Pro Micro beklerken Pro Mini geldi. Bir işime yaramıyor. İade değişim, tekrar uğraşacağız. Ve geldik haş vitese. 3D yazıcıdan baskı olarak alıyorum. STL dosyalarını aşağıda linkte görebilirsiniz. 300 gram filament harcadım ve 30 saatlik bir baskı sonucunda haş vitesimi elde etmiş oldum. Değinmeden edemeyeceğim. Hüseyin'e de çok teşekkür ediyorum 3D yazıcısını bana kullandırdığı için. Ve sizin de 3D baskıya ihtiyacınız varsa Hüseyin'in Instagram adresini aşağıya bırakıyorum. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Arduino'm yanlış geldiği için vitesteki switchlerin çalışıp çalışmadığını LED ışıklarla deniyorum. Vitesin çalışma mantığını bir de şöyle daha yakından çalıştırırken göstermek istiyorum. Bunu zaten çizeceğim. Çizelge şeklinde de hangi butonlara basınca vites kaç oluyor, hangi vitese atınca nasıl oluyor, onu da çizelgeyle gösteririm. Şöyle vitesimiz 1'de. 1'e attığım zaman şuradaki ve hemen şuradaki 2 switch basıyor. Bu 2 switch bastığı zaman vitesim 1. viteste olmuş oluyor. Vites 1'de bununla bunu. Hemen geriye çektiğim zaman 2. Buna sol diyeceğim bundan sonra. Sol ve alt üst diyeceğim bu kısımlara da. Yani sol ve alt bastığı zaman vites 1'de. Sol ve üst bastığı zaman vites 2'de oluyor. Tam şöyle ortadayken ileriye attığım zaman şu taraftaki ve şuradaki 2 switch basmıyor. Şuradaki üst ve alttakiler basıyor. Yani ortada ileriye attığım zaman sadece alt switch'im çalışıyor ve vites 3 olmuş oluyor. Hemen geriye çektiğim zaman şuradaki switch'im basıyor ve 4 oluyor. Hemen şöyle attığım zaman alt ve buradaki sağdaki bir tanesi sağ, bir tanesi ekstra sağ olarak bahsiz edeceğim. Sağ ve alt switch'in bastığı zaman vitesim 5 oluyor. Sağ ve üst bastığı zaman, sağ ve üst bastığı zaman vites 6 oluyor. Hemen şöyle iyice çektikten sonra geriye attığım zamansa ekstra sağ ve üst switch'im basıyor. Ekstra sağ ve üst switch'im bastığı zaman da vitesim geriye geçmiş oluyor. Şurada bir tane de ekstra sağ ve alt switch'im basınca 7'ye geçiyor ama 7'ye ihtiyacım yok. Burası 8 için, özür diliyorum, geri için gerekli. Hemen şöyle altını göstereyim. Henüz daha Arduino bağlantısını yapmadım, onu da yapacağım. Şöyle gösterecek olursam şu 1, bu 2, 3, 4, 5, 6 ve geri. Buradaki yolların esprisi vitesin yerlerini tutmak, yerlerinde sabitlemek. Peki nasıl oluyor da vitesi bırakınca geriye atıyor? Mesela şöyle dokunduğum zaman çıt yapıyor ve ortada boşta kalıyor. Onu da şöyle göstereyim. Şöyle kamerayı birazcık kaldırayım. Şurada bir yayım var. Bu yay şu sağ ve sola hareketi toparlıyor. İçinde bir tane plastik parça var. Sağ ve sola gitmesinde, geriye toplamasında o parça bu yay sayesinde çekiliyor. Ön ve arkayıysa görünecek mi bakayım şöyle bir. Şuradan görünür diye düşünüyorum. Evet, zor biraz ama hemen şurada flash açayım, bir de flashla deneyeyim. Evet, flash açınca görünüyor. Hemen şurada bir tane lastiğim var.
Bakın şuraya kadar geliyor o lastik. Ve şurada tırnaklı bir yapım var. Hemen şurada. Bakın. Boşta, aşağıdaki viteslerde ve yukarıdaki viteslerde. Bu tırnak buralarda sabit tutmasını sağlıyor. Şu altta görünen, uzakta görünen şu alttaki yay da bunun alttan çıkıp geriye doğru toparlanmasını sağlıyor. Yani şu lastik ve şu arkadaki lastik, sanırım biraz önce yay dedim ama o lastik olarak düzeltiyorum. Şuradaki kalın lastik ve şu arkada görünen küçük lastik vitesi boşta tutmayı, ortaya sabitlemeye yarıyor. Şöyle topuzunu da takarsam. Bir. Hemen şöyle göstereyim. Bir. Geriye çektim. 2, orta ileri 3, orta geri 4, sağ üst 5, sağ alt 6, en sağ geri, en sağ alt geri, en sağ üstte de boş bir tane yerim var. 7'ye de atayabiliriz. İsterseniz farklı bir buton da atayabilirsiniz ama tamamen gereksiz bence. Şöyle. Geriye hareket ederken birazcık zorlanıyor. Hani eski bir kamyon sürmüş olsak, evet gerçekten de geriye zor geçer onlar. Hani kendimden biliyorum, arabam biraz eski olduğu için geriye birazcık zor oluyor. Debriyaj tazelemek gerekiyor. Bunu da öyle düşünebiliriz. Ara gazı vererek geriye geçebiliriz. Bunu da hemen sabitlemeyi göstereyim. Bunu masaya sabitlemek için de 3D yazıcıdan şöyle mengeneler bastık. Bu arada tam lafa açılmışken Hüseyin'e de teşekkür ediyorum. 3D yazıcısını bana kullandırdığı için, kullanmama izin verdiği için şöyle bir mengene bastık. Vitesi onun 3D yazıcısında bastık. Şu şekilde mengene bastık. Bu mengeneyi şöyle kullanıyoruz. Şöyle kamerayı düzelteyim. Masaya sıkıştırıyorum. Bundan bir tane daha var. Açıp hemen bunu da buraya sabitliyorum. Ve şöyle bir, 2, kaç oldu sayamadım, 3, 4, 5, 6 ve geri. Ve boşta. Evet. Vitesim de bu şekilde. Bağlantıları yaptıktan sonra çalışır bir şekilde tekrar bir deneme yapacağız. Sonunda karbon doğru bir şekilde geldi. Arduino Pro Micro. Hadi bakalım montaj aşamaları başlasın. Numara 5 yıldızı.